Vay be, manzaraya bak. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, bungalov evde önce kar temizliği yapacağım. Sonra da ağaçlar vardı. Şurayı biliyorsunuz, değiştirmeyi planlıyorum. Onların ağaçlarını naylonun altındaydı. Onları çıkaracağız. Belki de ona da başlayabilirim. Yavaştan şu değişikliği yapalım. Oturma tarafı böyle bir ferah olsun. Oturma tarafı ferah değil arkadaşlar şu an. Ama bazı çok kişi yazdı Hasan hiç elleme diye. Arkadaşlar böyle oturunca fark ediliyor. Öbür taraf hem dolabın üstü, o taraf kullanılmayan alan olacak. Mecburen dolap olduğu için. Oranın üstüne aldık mı burayı, bence ev daha bir ferah olacak gibi geliyor. İnşallah da öyle olur. Gözümde canlanınca güzel oluyor arkadaşlar. Onu da yapacağım yani. Kafaya koydum inşallah. Önce kar temizliğimizi bir yapalım. Şurada az bir şey kalmış. Aslında bugün de gidermiş. Çıktım buraya. Dedim geçen gün çok kar var gibiydi. Şunu da atayım. Kar temizliğimizi yapalım. Ağaçlarımızı çıkaralım. Günler kısa. Yapabildiğimiz kadar, yetiştirebildiğimiz kadar, sonra da ahırlara, ev işlerine gideceğiz mecburen. Bizim işin şeyi de o zaten. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu bizim ekstra işimiz, ikinci işimiz. Önceliğimiz hayvanlar. Kar çok ağır ya. O balkon tamam. Bizim gardan adamın da işi bitiyor gayet. Yarıya kadar çökmüş. Güneş buradan vurduğunda. Buradan almış. Dırmalamış. Şimdi şu köprüyü temizleyeyim. Şu merdiveni temizleyeyim. Tahtalar da, ağaçlar da arkadaşlar şunun altında. Şurayı da temizleyeceğim. Çıkaracağım. Yoruldum ya vallahi. Yorgunuz zaten, hep yorgunuz. Hiç yorulmamış bir günümüz yok herhalde ya.
Arkadaşlar ağaçları çıkardım. Tam 4 metre mi bunlar? Aynen öyle gibi, inşallah kısa gelmezler. Gelmezler herhalde ya, ona göre ölçmüşlerdir. 4 metrelik ağaçtı ama. Şimdi arkadaşlar şuraları şu hizaya kadar açacağım. Dolap da kurtarıyor zaten. Bazı arkadaşlar kurtarmıyor demiş ama tam kurtarıyor. Dolabın üstünden öyle. Önce buranın ağaçlarını atacağım. Bunları atacağım böyle, yerleştireceğim. Bundan sonra da oradan söküp buraya çakacağım. Oradan söküp buraya çakacağım. Yani bakalım belki de burayı yerleştirince Hasan her yeri kapat, iki tarafı da üst kat, iki tane üst katmış gibi olsun diyenler de olabilir. Bakalım abi nasıl bir şey olacak. Becerebilecek mi? Önemli olan becermek. Neyse şu sehpa var, şunu kullanayım. Bunun üstüne çıkayım, sökeyim tahtaları. Güzel olacak inşallah ya. Yapılan şey güzel olur da. Şimdi ya hep aynı şeyi söylemek istemiyorum. Burası biraz boğuk duruyor arkadaşlar. Şuraya gelenler, yani buraya gelenler böyle bir baktı mı gökyüzüne, güzel. Bir de dolabın hizasında yapacağız. Tam dolaptan. Biraz küçülecek üst katımız. Ama büyük zaten, pek ev yetiyor. Şimdilik böyle bir şey düşündüm. Bakalım yapabilirsem bence güzel olacak. Oturma yeri biraz daha ferah olacak. Yani şöyle şuraya şöyle bakınca, şuradan şöyle bakınca şu taraf böyle bir daha bir aydınlık, daha bir ferah. Bu taraf biraz daha boğuk gibi geliyor. Bakalım ya, inşallah güzel olur. Ağaçtan da ikisinden de merdiven yapabilirim. Bir şey denerim. Güzel bir merdiven çıkarmış gibi geliyor bana. Onlardan da merdiven yaparım. Arkadaşlar bu tarafı söktüm. Sökmesi kolay zaten. Bunlar filan hiç sağlam değilmiş. Şu kapamalar şuradan atacağım. Şunu kesmeye gerek var mı? Tekrar ağaca attıktan sonra bunları kesip kesip tekrar çakacağım. Buraları güzelce doldurmam lazım. Yani soğuk buralardan giriyor. Demek ki. Ben buralardan sökemem diye korkuyordum. Buralar daha kolaymış. Dursunlar. Şimdi mışkıyla şuradan şöyle keseyim bunu. Tam şuraya atayım. Onu da, bu takozları. Bunlar duracak. Bunlar sökmeyeceğim. Çünkü kolum ağrıdı ya. Arkadaşlar şu tarafı ayarladım. Orası ağaç atması şeyine geldi düzenine. Şimdi şu tarafta takozların şurayı şuradan alacağım. Şunu da bakalım. Artık birisinden mi olur? Eşitse ötesinden almam lazım. Ağaçlar eşit değilse de şunlar birisinden almam lazım. En önemlisi bu. Bunu bir aldım mı? Şöyle sıfır yaklaştırdım mı? Tamamdır. Neyse bakalım, yoruldum ya, kolum ağrıdı. Ama
Ya güzel olacak inşallah. İnşallah. Hadi inşallah. Hadi. İnşallah arkadaşlar. İnşallah. Şurayı da toparlayacağız. Tamamdır. Burası da düzenli. Ağaçları bir atayım bakayım bir tanesini, ilkini. Şu ağaçların arasında fark var gibi. O yüzden şuna dokunmadım. Sanki şu ağaç biraz şöyle içe doğru yamuk gibi. Bir atayım bakayım, ondan sonra belli olur. Atabilirsem tabii. Tek başıma biraz zor olur gibi ama. Bismillah. Bayağı dikkat et az. Yavaş yavaş çekmem lazım. Ucu düşüyormuş ha. Ha. Şöyle az daha mı gelsin? Aslında az daha gelse hiç kesmemize de gerek yokmuş ama ham balık yaptık. Yapacak bir şey yok. Olacak o kadar ham balık. Evet arkadaşlar. Ağaçlara attım da şunu da mı atsam diyorum ya. Atayım değil mi? 5 ağaç olsun. Değilse bu sarkma yapıyor. Şurada göstereyim ben size. Ağaç çam var ya. Çam sarkma yapabiliyor. Gördünüz mü? Şu biraz göbek yapmış. Tam belli olmaz belki bu kamerada da. Burada 1, 2, 3 ağaç var. Bir de ötede 4. Burada 1, 2, 3, 4. Bir de arkada 5. Ben bunu ayarlayayım. Şunu da atayım. Boşa burada kalmasın. Sağlam bir olsun. İleride sarkma yapmasın. Çünkü baksanıza şuraya. Şurayı göbek yapmış. Burayı üstünde bir de yaşamadık. Üstünde bir de yaşasam arkada çökecek. Şuraya bak. Şöyle geliyor. Yay yapmış. Aynen. Elimizdeyken varken atalım sağlamca dursun değil mi? Sobayı da yaktım vallahi. Oktarlık biraz dağıldı ama olacak o kadar. Güzel olacak ama var ya hissediyorum. Güzel olacak. Arkadaşlar ağaçlara attım iyi kötü. Az bir şey oynama var ama o kadar da olacak gayri. Usta değiliz. Şimdi o taraftan sökeceğiz, bu tarafa çıkacağız. O taraftan sökeceğiz, bu tarafa çıkacağız. Aynı çivilerle. Şöyle birazcık az bir şey bir çaksam ondan sonra kendi gelir arkası da. Ama güzel olacak. O taraf bayağı bir genişleyecek. Bak farkına varacaksınız ulan Hasan. Sen işi biliyorum diyeceksiniz ya da
gerizekalılar diyebilirsiniz. Belli olmaz, öyle diyenler de çıkar. Ama burayı da kapatsan, ortadan bir giriş versen koca evi olacak da boğmasına gerek yok, boğdurmayalım. Değil mi? Hadi şimdi şuradan tahtalar söküp bu yanına çıkalım. Uğraştıracağım değil mi? Kafam kesti kafam işte. Bazılar kalıbı veriyor. Eğili veriyor. Arkadaşlar biraz söktüm de keser elime geldi. Ucuz kurtardık vallahi. Şimdi ikindin oldu ya, ben gidip ağırlar yapıp gelebilirsem, biraz daha yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam burada bugün biter. Yarın Allah izin verirse tertemiz, her yeri temizler bitiririm. Şuralarda bakın, oralardan giriyormuş o soğuk. Oralarda bir yaptım mı tertemiz çıkacak ama güzel olacak ya. Bolaracak bence aşağısı. İnşallah tahmin ettiğim gibi olacak. Bir yandan topluyorum, bir yandan söküyorum. Varıp bir gideyim ben. Arkadaşlar. Hepsi tamam. Şu tavuklarla alışmadılar ya. Şu yeni bulalar var ya. Çatıya yatmaya alışkınlardı. Şimdi ben tekrar gideceğim. Orada biraz daha sökme yapayım. Biraz çakma yapayım.
biraz işleri kolaylaştırayım. Keseri vurduğum yeri fena acıyor ya. Acemilik. Nazar attık. Bayağı doymuşlar davarlar. Mekana geldik. Bizim gardan adam kafa gitmiş. Kafa gitmiş. Biraz daha sökeyim. Bugün bitirmesin. Yarın kesin bitirmem lazım. Kardan adam mefte. Kar acayip çekti ya. Vallahi Allah'ın izniyle 2-3 gün sonra tekrar kar, yağmur hepsinden geliyor arkadaşlar inşallah. Sobayı yakayım, patatesimi koyayım, çayımı koyayım. Dembozo. Karnımı doyurdum. Keyifli oluyor ya. Anam dağıldı, dağıldı. Dağıldı hep. Heh, şöyle ya. Oh. Arkadaşlar şimdi burası kapalı gözükecek. Şu taraf aydınlık gözükecek. İnşallah. Allah tahmin ettiğim gibi olur inşallah. Neyse. Sobayı yakayım, çalışmaya başlayayım. Burayı sökme işini bitireyim. Biraz çakayım. Yarı yarıya. Yarı yarıya çalışayım. Bir o yanda bir o yanda. Arkadaşlar. Ben de kedi misali dolanmaya başladım maşallah. İnşallah düşmeyiz. Dolaba fazla basın açayım. Şöyle birkaç sıra bir yapsam. Havara karanlıdı. Arkadaşlar bugün paydos. Sabah. İşler bittikten sonra devam ederim. Şöyle bir ineyim şuradan. Camı bir kapatayım, pencereyi. Alttan da bir göstereyim size. Arkadaşlar, dediğim gibi hava karanlık. Pek iyi çıkmayabilir ama o taraf ferahlamaya başladı bile. Şuradan belli zaten. Şuraya oturdum mu tavan gözükmeye başlayacak. Burası da dolabın orası da tam güzel oldu gibi sanki ya. Aynen burası da güzel oldu. Bura biraz küçüldü. Böyle çiftli bir yatak sığsa yeter. Şuraya da bir dolap gibi bir şey. Kafanı da şöyle koydun mu tamamdır ya. Sobam da tutuşmamış. Neyse yarın biter inşallah Allah'ın izniyle. Detaylı görürsünüz ama güzel olacak. Arkadaşlar. Çayım hazır. Tam ezeni çekiyordum. Sen niye kessin demeyin. Şey bitti. Şarjım bitti. Bitti. Kaldı arkadaşlar. Köpekler de bilmiyorum yani. Bizim köpekler ezen duydu mu? Hiç boş geçmiyorlar. Sabah akşam uyuyorlar. Artık niyeyse kimi meleklerimi görüyor, şeytanların kaçtığını mı görüyor? Öyle birkaç kez duymuştum. Tam olarak bilmiyorum ama valla işte arkadaşlar akşam pek çekim yapmak istemiyorum. Patatesim de çok. Belki gelen giden olur diye koydum. Çayım daha çok. Zaten rengi de vallahi güzel çıkmış ha. Ne? Vallahi güzel çıkmış. Burada bitireyim videoyu. Yarın görüşürüz. Yarın Allah'ın izniyle buralar toparlanır. Tertemiz kalır. Her şey işleri, ağır işlerini hallettim mi? Zaten zorunu bitirdim. Ağaçları attım. Sadece söküp çakacağız. Söküp çakacağız. Söküp çakacağız. Ondan sonra temizleyeceğiz. O detayları yapacağız işte. Sonra bakalım boyaması da yapılacak arkadaşlar. İçeriği
vernikli boyamasını da yaptıracağım. Artık onu kendim yapamam herhalde. Bakalım. Onu da yaptıracağım. Güzel olacak. Şimdi sanki böyle çok beyazmış gibi duruyor. O zaman biraz daha böyle sarımsı ağaç renginde sürdüreceğim. Ondan sonra bu ne diyeyim size, dikmeleri, kalın olanları ayrı bir renk yaptırayım belki. Bakalım ya. Düşünürüz onu. En çok kafamda takılan bu ikinci kat muhabbeti vardı. Ama benim görüşüm arkadaşlar çok güzel olacak. Evin bu tarafı havalı olacak. Biraz da küçülttüm ya, kibarlaştı. Sanki yarı yarıya kapalı gibiydi. Sanki böyle oda büyümüş gibi hissedeceğiz. Öyle düşünüyorum. Yarın görürüz artık Allah'ın izniyle. Bir yaramazlık olmasın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.